Türkiye'de çalışma yaşamında en büyük sorun şüphesiz ki kayıt dışı ve güvencesiz çalışma. Özellikle pandemi sürecinde ilk dönemlerinde iktidar evde kal çağrısı yaptı. Vatandaşımız evde kalma çağrısına uydu. Ancak milyonlarca kişi sayenizde maalesef ki geçim sıkıntısı, ekonomik sıkıntı yaşadı. Örneğin evlerde temizliğe giden gündelikçi çalışan kadınlarımız. Türkiye'de 1 milyon civarında gündelik ev işlerine giden gövmeyeyle çalışan emekçi kadınlarımız var. Türkiye'de gündelik ev işlerine giden kadın emekçilerimizin %95'i maalesef ki güvencesiz. İşte bu süreçte destek alamayan en önemli kesimlerin başında gelmekte. Ne kısa çalışma ödeneğinden yararlanabildiler, ne de günlük 39 TL'lik ücretsiz izin ödeneğinden yararlanabildiler. Bir başka kesim ise yine evde kalıp da açlığa terk edilen emekçilerimizden sokak emekçileri. Evet, aslında her gün karşımıza sokakta çıkan bu kesim de yine iktidarımız tarafından maalesef görülemedi. Kimdi bunlar? Kestaneciler, ayakkabı boyacıları, mendil satanlar, sokak müzisyenleri, seyyar satıcılar ve daha niceleri. İşte yaklaşık 6 milyon civarında bu sokakta sokak satıcıları maalesef ki mağdur edildiler. Yine aynı şekilde mağdur edilen bir kesim de moto kuryeler, %90 seviyesinde kayıt dışı çalışan, iş koşulları maalesef ki istenilen düzeyde olmayan önemli bir kesim. Sendikasız çalışan çoğunlukla, yine sipariş yetiştirme baskısıyla çalışan, neredeyse son bir yılda 200 civarında kazaya kurban giden moto kuryeler. Kısacası değerli arkadaşlar, iktidarı sürecinde işte bu şekilde mağdur edilen kesimler oldu. Biraz önce bir arkadaşımız kağıt toplayıcı işçilerimizden bahsetti. Yine onlar da bu kesime dahiller. İşte Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız ve Genel Merkezimizin çalışmalarında bu kesime özellikle yoğun bir şekilde eğilildi ve sorunlarını çözme sözü verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yakın zamanda iktidarında işte sizlerin mağdur ettiği bu kesimler mutlaka ve mutlaka düzenli bir sosyal güvenceye kavuşacak ve yarın garantisi altına sokulacaklar. Yine sözleşmeli personellerimizin yaşadığı mağduriyet de devam etmekte. Türkiye'de 530 bin civarında sözleşmeli personel bulunmakta. Bu çalışanlarımız kadrolu personelle, memurla aynı işi yapmakta, ancak maalesef ki güvencesiz bir şekilde çalışmaya devam etmekte ve mağduriyet yaşamaktalar. Örneğin ilimiz Antalya'da başta olmak üzere çok sayıda turizm çalışanları, emekçileri yine bu süreçte mağdur edildiler. Askıda çalışan vaziyetine getirilen ve bu nedenle de ne kısa çalışma ödeneğinden ne de nakdi ücret desteğinden doğru düzgün yararlanamayan yüz binlerce turizm çalışanı süreçte mağdur edildi. Ve önümüzdeki süreçte bu turizm çalışanlarının mağduriyetlerinin önlenmesi adına tedbirler alınması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan, göreve yeni seçildiniz, yeni atandınız. Başarılar diliyorum. Ancak yeni atanmış bir bakan ve bir hoca olarak, profesör olarak sizlerden şunu talep etmek istiyorum. Bakın, siz siyasetin birazcık dışından geldiniz. O nedenle devletin kurumlarını, kademelerinin siyasetin direkt etkisi altında bulundurulmasına, sokulmasına lütfen birazcık önleyici olun. Örneğin İşkur bir arkadaşımız daha benzer bir cümle ifade etti. Ben de tekrar etmek istiyorum. Maalesef ki AKP'nin il başkanlıklarının
işçi bulma kurumları haline getirildi Sayın Bakanım. Bunu lütfen önleyin. Bakın bir okula temizlikçi alınacak, İŞKUR'a müracaat edilip ama listelerin AKP il başkanlıklarından gittiğini biliyoruz. Efendim ormana işçi alınacak, listelerin oralardan gittiğini biliyoruz. Vatandaşımız, çalışanlarımız, daha doğrusu iş arayanlarımız bu durumdan ciddi anlamda rahatsız. Yani illa gidip bir düz bir işçide, geçici bir işçide, efendim 3-5 aylık çalışan iş bulacak olan bir kişinin gidip de AKP'ye kaydolma mecburiyeti yok Sayın Bakanım. Bunları lütfen önleyin ve buradan da tekrar sizlerin bu konuda hassasiyet göstermeniz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Toplumsal barış ve huzurdan bahsediyoruz ama bakın en basit bir işçi alımında dahi bu şekilde ayırma, kayırma işte bu toplumsal huzuru bozmaktadır. Sayın Başkanım son cümle. Daha geçen hafta içerisinde polislik sınav sonuçları açıklandı. Örneğin kimlerin kazandığını ve kimlerin kazanamadığını şöyle bakarsak işte bu ayrışmalar, bu haksızlıklar toplumsal barışı ve huzuru bozan tutum ve davranışlardır. İktidar olarak siz önce bunlara dikkat edin diyorum ve bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu bütçeyle birlikte ben tüm çalışanlarımızın geleceğinin umut dolu olmasını diliyorum. Çünkü bugünden baktığımızda ve mevcut hükümetin uyguladığı politikaları değerlendirdiğimizde çalışanlara umut vaat eden hiçbir şey görmüyorum. 2022 bütçesi önümüzde, gelecek bir yılla ilgili çalışanlarımızın durumu ne olacak diye baktığımızda çalışanların durumunu daha da kötüleştirecek, satın alma güçlerini daha da azaltacak ve ekonomik sorunlarla daha da fazla boğacak bir bütçeyle ve bu hükümete ait bir ekonomi politikasıyla karşı karşıyayız. Bunun Sayın Bakanlık da farkında. Çünkü vermiş olduğu dokümanlar işin farkında olduğunu göstermektedir. Hemen daha ilk sayfalarda asgari ücretin yıllar itibariyle nasıl arttığını, aslında artmadığını sütunlar şeklinde göstermiş görünüyor. Sütunlar 2002'den günümüze kadar, 2021'e kadar sürekli yukarı doğru çıkıyor. Bu grafiği sırf şekle inceleyen der ki o asgari ücret çok artıyor. Ama ne olup gittiğine, rakamların hangi açıdan verildiğine baktığımızda asgari ücretin azalmakta olduğu bu grafikten de anlaşılmaktadır. Türk lirası cinsinden verilmiş, enflasyondan arındırılmış haliyle eşitlenmemiş, 20 yıl önceki ve 20 yıl sonraki asgari ücreti kendi dönemlerindeki miktarıyla vermek doğrudan doğruya kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir tutumdur. Bunun dolar değeriyle verilmesi grafiğin aşağıya doğru indiğini gösterir. Veya yıllık enflasyonu dikkate alarak bunu reel hale çevirirseniz yine asgari ücretin sürekli olarak eridiğini görürsünüz. Aslında eriyen sadece asgari ücret değildir. Asgari ücretle beraber tüm çalışanlar, üretenler, memurlar, işçiler ve emekliler de bu hükümetin izlemiş olduğu politikaların mağdurlarıdır. Bakın, hükümetlerin elinde iki ana politika var. Biri maliye politikasıdır, maliye politikası araçlarıdır. İkincisi ise para politikası araçlarıdır. 2002'ye yönelik olarak mevcut hükümetin uyguladığı maliye politikası araçları da para politikası araçları da çalışanları, üretenleri ve emeklileri
perişan edecek niteliktedir. Reel ücretlerini azaltacak niteliktedir. Bütçeye bakıyoruz mali politika aracı olarak. Bütçede faiz oranları artıyor ve bütçe açığı da artıyor. 240 milyar faiz ödemesi var. Bütçe açığı ise 280 milyar civarındadır. Bu şunu gösteriyor. Bu yüksek açık enflasyonist bir bütçe uygulandığını göstermektedir. Enflasyonist bir ortamdaysa, enflasyonist politikalardaysa en büyük mağduriyeti çalışanlar ve dar gelirler yaşamaktadır. Para politikasına baktığımızda, para politikasında da enflasyonist bir ana politika çizgisi var. Kuru sürekli artırmak suretiyle piyasadaki fiyat artışlarını tetikleyen para politikası bu hükümetin enflasyonu artırmayı hedeflemektedir. Ve bu hedef sonrasında ise çalışanların alım gücü zayıflayacaktır. Zaten piyasadaki fiyat gelişmelerinde bunu hissediyoruz. Fiyat gelişmelerine baktığımızda tüketici enflasyonu %20'dir diyor TÜİK. Ama bağımsız kuruluşlar ve vatandaşlar bu %20'de çok yüksek bir enflasyon olduğu halde zaten inanmıyor. %50 gösteriyor bağımsız bir araştırma kuruluşu. TÜİK'in verdiği rakamları dikkate almak suretiyle enflasyonu hesaplıyor. O %50 çıkarıyor. Bunun anlamı şudur. Gerek asgari ücret, gerek emekli maaşları, memur maaşları, hatta piyasadaki işçi ücretleri yıllık enflasyon düzeltmesine uğrarken resmi enflasyon oranına bakılıyor. Yani resmi enflasyon oranı yıllık maaş artışlarında bir baz, bir gösterge olarak alınmaktadır. Yani biraz yukarıda, biraz aşağıda artışla sağlansa yine baz olarak ele alınan gösterge TÜİK'in yayınladığı enflasyon rakamlarıdır. Ama TÜİK enflasyon rakamlarını düşük çıkarıyor. Bu sadece diğer kuruluşların ve piyasada yaşadıklarımızın bize verdiği sonuçlar değil. Aynı zamanda önceki yıl enflasyon hesaplarından sorumlu başkan yardımcısı enflasyon çok yüksek çıktığı için anında görevden alınmıştı biliyorsunuz. Veya daha sonradan TÜİK'in verilerine karşı güvensizlik olduğu için bir bağımsız kurul oluşturmuştu bilim adamlarından, piyasada güven duyulan insanlardan. Fakat bunların ömrü de birkaç ayı geçmedi. Hükümet böyle kontrollü ve gerçekçi enflasyon rakamlarından rahatsız olduğu için bu denetim ve inceleme ile ilgili, güven telkin etme ile ilgili kurulan kurulu dağıtmışlardı. Şimdi geldiğimiz noktada da hükümetin enflasyonu düşük göstermeyi bir politika haline getirdiğini görüyoruz. Bu da ücret artışlarına ve emekli maaşlarına baz oluşturduğu için artışlar gerçek enflasyonun altında kaldığı için emeklilerin ve ücretlerin reel gelirlerini azaltan bir politika izlemektedir hükümet. Bu politika Türkiye'de gelir dağılımını bozmaktadır. Gelir dağılımını bozan, yoksulu daha fazla yoksullaştıran, zengini daha fazla zenginleştiren bir politik kulvara girmiştir. Türkiye bu ülkenin geleceği açısından büyük sakıncaları olan bir durumdur. Zararlıdır. Bu yoldan vazgeçilmesi lazım. Her şeyden önce insanlarımızın insanca yaşayabileceği bir gelir düzeyine ulaşması hedeflenmelidir. Bu da öteden beri orta sınıf denilen bir kavramla sürekli açıklanmıştır. Özellikle 106 yılları
hatırlarız. Daha önceki, daha sonraki yılları hatırlarız. Hükümetler ve iktidarda olan partiler sürekli olarak biz orta sınıfı güçlendireceğiz söylemini kullanmışlardır. Orta sınıfın güçlenmesi demek gelir uçurumunun ortadan kalkması demektir. Ama mevcut hükümetin izlediği politikalarda orta sınıf diye bir şey kalmamıştır. Ya çok devasa servet elde edenler var veya gelir dağılımında payı çok düşmüş olan ve açlık sınırının altında yaşayan insanlar var bu ülkede. Orta sınıf diye bir şey yok. Orta sınıfın en temel göstergesi taksitle veya krediyle bir ev alabilmesi veya yeni bir araba edinebilmesiydi. Bugün orta sınıf diyeceğimiz eski gelir mensubu kişilerin maaşlarıyla, gelirleriyle ne bir araba alma imkanı vardır ne de bir ev sahibi olabilme imkanı vardır. Özellikle 2018 Ağustos'undan sonra ortaya çıkan kriz gelir dağılımını sürekli olarak bozmaktadır. Verilecek resmi rakamların da artık güvenilirliği kalmamıştır. Gözlemlenen bir gerçek haline dönüşmüştür. 2018'den günümüze kadar sürekli olarak gelir dağılımı bozulmakta. Orta sınıf ortadan kalkmaktadır. Sayın Bakanım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Türkiye'nin huzuru, barışı, refahı açısından bu konuyu ekonomi politikası uygulayan birimler nezdinde de takip etmeleri gerektiğine duyduğum inanç içerisinde hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi sorunların başında işsizlik geliyor ve özellikle de genç işsizlik ve umutsuz olan, geleceksiz olarak gören gençler kendi geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Bunun sebebi tabii ki uygulanan politikalar, ekonomi politikaları ve bunun ülkeyi getirdiği durum. Ülkedeki o paranın bol olduğu dönemdeki kaynaklar, yurt dışındaki gelen paralar rant için betona gömüldüğünden işçi istihdam edecek, nitelikli istihdam olanağı yaratacak alanlarda bu kaynaklar kullanılmadı ama bunların borçları o gençlerin gelecekte ödeyeceği borç olarak faizleriyle birlikte hanelerine yazıldı. Bizim bu başkanlık süreciyle birlikte artan işsizlik ve kötü yönetim yoluyla gençlerimiz daha da umutsuz bir hale geldi. Her ne kadar TÜİK verileri sağlıksız olsa da orada da bu durumu görmek mümkün. 15 yaşından büyük işsiz vatandaşımızın sayısı mevsim etkisinden arındırılmış bir şekilde baktığımızda 3.505.000 kişi. Yani bu rakam 2018'de böyleyken geçen sene 3.965.000'e çıktı ki bu biliyorsunuz en düşük nüfus artış oranı olduğu bir dönemden geçiyoruz ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri nüfus artış hızı hiç bu kadar düşmemişti. Buna rağmen rakamlar gayet olumsuz gidiyor. Gençlerin kayıt dışı istihdamı da ciddi bir sorun ve gençler nitelikli alanlarda değil kuryelik gibi ve asgari ücretle çalıştıracağı alanlarda maalesef çalıştırılıyor. Üniversitelerden mezun olan gençler yetiştirildikleri alanlarda değil, tamamen alakasız alanlarda istihdam edilmek zorunda kalıyor ve o nitelikli üniversite mezunu gençler asgari ücrete dahi razıyken, bu asgari ücrette açlık sınırının bile altındayken bu ülkemiz için ciddi bir kayıp, ciddi bir kaygı oluşturuyor. Gençler normalde çalışıp emeklilerin yani babalarının, annelerinin, dedelerinin emekli maaşlarına katkı sunması gerekirken, bunlara prim olarak destek vermeleri gerekirken annelerinin, babalarının, dedelerinin maaşlarına bakıyorlar. Bu da gençler açısından moral bozucu bir sonuca yol açıyor. Yasin Aktay ne demişti? İstihdamda ki bu kayıt dışılıkla ilgili olarak ve özellikle Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak eğer bunları gönderirsek ekonomimiz çöker, sanayimiz çöker demişti. Kayıt dışılığa baktığımızda tarımda %84,
Sanayide %18.7 genel olarak tarım dışı sektörlerde. Yani ciddi bir kayıt dışılık var ve bu kayıt dışılık da neden kaynaklanıyor? İnsanlar emekli olabileceklerini düşünmüyorlar. Ulaşılabilir bir emeklilik sunulmadığı için insanlar emekli olmak yerine primim ödenmesin, maaşım biraz daha artabilir mi diye bakıyorlar. Bir yandan da yabancı işçi göçü nedeniyle, mülteci ve göçmen sorunu nedeniyle onların da kayıt dışı istihdam altında çalıştırıldıklarından dolayı onlar bir tehdit olarak kullanılıyor ve maalesef insanlar işsizliği en kötü biçimde yaşıyorlar. Bizim bu süreç içerisinde OECD içerisinde genç işsizlikte normalde %12.8 genç işsizliğin OECD'deki ortalaması, bizde ise %23.5, neredeyse iki katı. Yani neden gençler geleceklerini dışarıda arıyor? Bunun bir başka göstergesi de bu. Ne eğitimde ne işte olan gençlerin sayısı da gittikçe artıyor. Bu gençlerin eğitim görecekleri çağda, örgün eğitim görecekleri çağda açık liselere, açık öğretim kurumuna yönlendirmelerinden dolayı da maalesef yeteri kadar eğitimden yararlanamadıkları gibi ucuz iş gücü olarak piyasanın emrine sunuluyorlar. Bizim kadınlarla ilgili de çok ciddi bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Kadınlardaki işsizlik oranları da fazla ve işe katılım oranları da çok çok düşük. Bizim bir başka şeyi özellikle sormak istiyorum. Normalde devlet desteğinin, devlet katkısının verilmesi gerekiyor SGK'ya. 800-02-05 kaleminde bütçenin. Bu yaklaşık 70 milyar lira 2019 yılında bu devlet katkısının verilmesi gerekiyordu. Bu katkı bu sabah açıklanan raporlarda gözükmüyor. Bu para verilmedi mi, yoksa bir hata mı var burada? Teşekkür Bunu da ediyoruz. Sormak istiyorum kısaca. Sayıştay denetiminde 32 nokta... Son bir cümle alayım. Bir saniye, onu da tamamlayayım. Sayıştay denetiminde 32.4 milyar TL'nin yasaya aykırı biçimde sosyal sigorta emeklilik fonuna aktarıldı. Yani sağlıktan emeklilik fonuna aktarıldı. Oysa ki sağlıkta ilaç geri ödemelerinden çıkartılan kalemler var. Üniversitelerin ödenemeyen paralarından dolayı düştükleri durumlar var. Bunların yasa dışı bir şekilde yapılmasının sebebi nedir? Niye bunu sağlık harcamalarını daha da geliştirmek için kullanmadınız? Teşekkür ediyorum. HDP grubundan Sayın Müslüman Koçi'yi. Tamam. Buyurun lütfen, süreniz 5 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Komisyon üyeleri, değerli bürokratlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, bütçe sunumunuzun hemen başında asgari ücretin nereden nereye geldiğini anlattınız. Ama asgari ücretinin alım gücünün nasıl düştüğünden, parasının nasıl pul olduğundan hiç bahsetmediniz. Sayın Bakan, 2002 yılında 184 lira asgari ücret alan bir emekçi 11.17 gram altın alabiliyordu. Bugün ise sadece 5 gram altın alabiliyor. Bugün asgari ücretli 365 günün 122 gününü vergi ödemek için çalışıyor. Aldığı ücretin %38'i vergiye gidiyor. Ben asgari ücretlinin alım gücünün nasıl düştüğünü gösterme adına, parasının nasıl pul olduğunu gösterme adına altın örneği verdim. Bugün asgari ücretli kardeşim değil 5 gram altın almayı, yeni doğmuş memeğine, bebeğine mama alamıyor Sayın Bakan. Bakın, bu bir bebek maması. Anne sütünden sonra bebeğin en temel besin maddesi. En küçük boyutu 80 lira olmuş Sayın Bakan. Kilit altın alınmış, çalınmasın diye alan takılmış. İşte aslında 19 yıllık iktidarımızın özeti bu. Kilit altında çocuk maması, alarm takılan çocuk maması Sayın Bakan. Bu alarm ne demek biliyor musunuz Sayın Bakan? Ne demek bu alarm? Alarm yeni doğmuş bebeğin mama alamaması demek, beslenememesi demek, bebeklerini anaların aç uyutması demek. Evet, bu ülke çok krizler gördü Sayın Bakan, ama hiçbir zaman çocuk mamasına kilit vurmadı. Yeni doğmuş bir bebeği aç bırakmadı. Bu kilitli mama iktidarımızın ayıbıdır, utancıdır. Sayın Bakan, bir de gelmişsiniz burada masallar anlatıyorsunuz, rakamlar veriyorsunuz, veriler açıklıyorsunuz. Sayın Bakan, soruyorum size, çocuk mamasındaki bu kilidi, bu alarmı hangi verilerle açıklıyorsunuz?
Hangi rakamlarla açıklıyorsunuz? Söyleyin bize, biz de bilelim Sayın Bakan. Bir de AKP'nin Sayın Genel Başkanı marketlere gidiyor, abur cubur alıyor. Fiyatlar çok uygun diyor. Yani keşke bir bebek mamasının önünden de geçseydi. Geçseydi de en küçük boyutu 80 lira olan çocuk mamasının nasıl kilit altına alındığını görseydi. Bu mama niçin kilit altında arkadaş diye sorabilseydi. Ama soramaz. Halktan koptu. Fiyatlar gayet iyi diyor. Fiyatlar iyi de fiyatlar saray ve beslemeler için iyi Sayın Bakan. Huzur hakkı diye yetim hakkı yiyip üçer beşer yerden maaş alanlar için fiyatlar gayet iyi. Pudra şekeriyle beslenen AKP'nin büro memurlarına göre fiyatlar gerçekten çok ucuz. Devletin kasasını bağladığınız yandaş müteahhitlere göre fiyatlar gerçekten ucuz. Süt banyası yapan AKP'nin gençlik kolları başkanına göre fiyatlar gayet ucuz. Ben temiz bir gün kullanıyorum Sayın Başkan. Ama kabusuna süt alamayan işçi için hiç de iyi değil Sayın Bakan. Çiftçi için, esnaf için, emekli için, memur için, işsiz için bu fiyatlar çok kötü Sayın Bakan. Asgari ücret 2825 lira, bir ton kömür olmuş 3250 lira. Asgari ücretli düşünüyor, yavrumu aç mı bırakayım, yavrumu ısıtayım mı diye. Millet bu durumda Sayın Bakan. Bırakın, bir de çıkıyorsunuz diyorsunuz ki, asgari ücretlinin evinin önünde ikişer araba var diye asgari ücretliyle dalga geçiyorsunuz. Bu ayıptır, bu günahtır. Gerçekten günahtır. Bırakın ikişer araba almayı, asgari ücretle ısınmak için tezek yakar duruma geldi. Sayın Bakan, Sayın Bakan gerçekten bu durum işler acısı. Yani bu kilitli mamayı milletin takdirine sunuyorum. Bebek mamasında kilit, işte 19 yıllık AKP iktidarının Türkiye'ye getirdiği nokta bu. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, bitiriyorum. Kadroya geçen binlerce taşeron firma perişan oldu Sayın Bakan. Kadroya geçtiklerine sevinemediler. Erciyes Üniversitesi'nde 4'te işçi olarak çalışan 1300 kardeşimiz büyük bir mağduriyet içerisinde. Bir kısım çalışanlar kamu çerçeve protokolüne dahil edilirken bu kardeşlerimiz dahil edilmedi. Bu kardeşlerimizin günahı ne? Niçin dahil edilmedi? Niçin aynı işi yapan insanlar arasında hem sosyal haklar hem de ücret bakımından ayrımcılık yapıyorsunuz? Sayın Bakan, bu çifte standarda yaşanan bu mağduriyete son vermeyi düşünüyor musunuz? Erciyes Üniversitesi'nde görev yapan 1300 kardeşimiz sizden haber bekliyor. Teşekkür ederim. Sayın Başkan Aydoğan, buyurun lütfen. Süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ediyorum. Yani aslında sizin bakanlık yaptığınız alan Türkiye'nin hem adaletiyle hem de ekonomik yapısıyla doğrudan ilintili, öncelikli bir kurum. Fakat ciddi sorunlarımız var. Mesela 2-3 başlıkta baktığımızda Türkiye Avrupa'daki 32 ülke içerisinde işsizlik oranı en yüksek 3. ülke. Yani bize La Fontaine'den masallar anlatan, tabii TÜİK'in verileri farklı olabilir ama bağımsız ve tarafsız kuruluşların yapmış olduğu incelemelerde 12.1 oranıyla en yüksek 3. ülke. Bu bir sosyolojik sorun aynı zamanda. Ekonomik mesele, bir adalet meselesi. İkincisi, sefalet endeksinde Avrupa'da 1. sırada. Sefalet endeksi işsizlik, enflasyon, faiz oranı ve milli gelir ekonomik göstergeler üzerinden yapılan bir endeks. Burada da 1. sırada. Şimdi bütün böyle bir tablonun içerisinde İstanbul'da geri dönüşüm işçileri var. Kağıt toplayıcılar. Aylardır İstanbul Valiliği'nin emri üzerine orada onlara iş yerleri tarumar edildi. Çekçekleri ellerinden alındı. Bir zulme tabi oldular. Defalarca dile getirmeye çalıştık. Çok farklı kurumsal ilişkiler kurmaya çalıştık. Onlar da şehri pürbak yaparak çöpten ekmeğini çıkarmaya çalışan insanlar. Yani bu büyük işsizlik ordusunun içerisinde onurlu bir şekilde yaşamak için kendilerine alan arayan insanlar. Ve sizin bakanlığınızın yapması gereken de şuydu bana göre. Onlara gerçekten onurlu bir şekilde yaşayabilecekleri şekilde mesleklerini yapabilmenin imkanını sunmak. Varsa mesleki eğitimlerini vermek, sosyal güvenliklerini sağlamak ve şehirle entegre olabilecekleri şekilde çalışabilme olanağı sağlamak. Bunu nereden söylüyorum? Anayasanın 49. maddesi çalışmanın herkesin hakkı olduğunu söylüyor ve devlete çalışma hayatını geliştirmek,
çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemekle ilgili görevler veriyor. Bugün öğrendim ki, Sayın Bakanım beni dinler misiniz? Süremi tutar mısınız? Değerli arkadaşlar, bakanımızı meşgul etmeyelim, bir dinlemesi gerekiyor. Sayın Bakanım, bugün öğrendim ki İstanbul Valisi nihayetinde bu arkadaşlarımızı çağırmış, görüşmek istiyor. Sizden istirhamım şudur, siz iş hayatında barışı ve suhuleti sağlamakla yükümlü bir bakanlıksınız. Sayın Vali ile temasa geçerek bu işin koordinasyonunda olarak bu kardeşlerimizin sorunları çözülsün. Bu ülkede sorun çözmek hepimizin işi olmalı. Burada size bir işbirliği, size bir entegrasyonu teklif ediyorum. Takip etmenizi arzu ediyorum. İkinci bir konu daha var. Yine İstanbul'da. İstanbul'da uzun süredir kangrene dönüşmüş olan bir konu daha var. Uzel makine işçileri. Bu konuyu duydunuz mu, duymadınız mı bilmiyorum ama duymuşsunuzdur. Çünkü siz bilim hayatının da içindesiniz, siyasetin de içindesiniz ve bakanlığınızın da alanında olan bir konu. 14 yıldan beri hakları için mücadele eden bir işçi grubu var. Milyarlarca liralık bir alan, bir fabrika, bir gayrimenkul yıllardır işlevsiz halde ve bu işçi kardeşlerimizin de sanıyorum alacakları bu rakamlar karşısında çok büyük alacaklar değil. Ve eylem yapıyorlar, çadır kurmuşlar, yıllardır paralarını alamamışlar. Bir takım hukuki yolların konkordataydı falandı filandı, iflas masasıydı. Hileli bir şekilde hayata sunulmasıyla beraber bu kardeşlerimiz mağdur ediyorlar. Sizden ikinci bir istirhamda burada bulunuyorum. Diyorum ki az önce bakanlığınızın yapması gereken işleri saydım. Çalışma hayatıyla ilgili barışçıl ortamı sağlamak ve sorunları çözmek de bakanlığınızın uhdesinde ve görevinde. Bakanlığınızın kurumsal olarak bu ilişkiye müdahalesini talep ediyorum. Burada hakkını alamayan, 14 yıldır hakkından uzak kalmış olan işçilere, bunlar bu toplumun parçası, bir sosyolojik mesele, bir ekonomik mesele, hukuksal anlamda da mağdur ediliyorlar, sosyolojik olarak da bakanlığınızın bu konuyu takibe almasını istirham ediyorum. Zatihaliniz, eğer bu konuyu takip edecekseniz ki edeceğinize inanıyorum, bizlerden de faydalanabilirsiniz. Muhalefet milletvekilleri olarak biz bu konularla iç içeyiz, arzu ederseniz beni de çağırın. Bu konularla ilgili bakanlığınıza yeterli bilgi sunumu yapayım. Oradaki kurullarınız ve kuruluşlarınız kanalıyla bu sorunları çözelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Aydoğan. Şimdi Sayın Bakan, değerli bürokratlar. Şimdi Sayın Bakanım, burada bir sunumunuzda şöyle bir cümle var. Sağlığı, eğitimi kolaylaştırdık diyorsunuz ama sağlığı eğitimi, erişimi kolaylaştırma değil zorlaştırmışsınız. Şöyle söyleyeyim. Şu anda sizin ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde hastanın muayene süresi 5 dakika. Ve siz en büyük hizmet alıcısınız. %99'a yakın. Neden insanlarımızın 5 dakika muayene olmasına izin veriyorsunuz? Bir hizmet alıcı olarak. Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre insani muayene ölçütü 20 dakika. Ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle siz 5 dakikada, bakın ben bir hekimim, 5 dakikada bir hastayı soyunacak, giyinecek, bu arada muayene olacak, bu arada derdiyle ilgili gerekli açıklamaya haiz olacak. Bu mümkün mü? Neden itiraz etmediniz Sayın Bakan? Siz %99 hizmet alıcısınız. Ve burada bakın sağlığa erişimi zorlaştırdık demeniz lazım. Neden? Onu da söyleyeyim. Burada siz hiç birinci basamak yok. Birinci basamak koymamışsınız. Neden? Yok mu böyle bir sistem? Birinci basamaktan hizmet almıyor musunuz? Sayın Bakanım, kimse layüksel değildir. Sağlık Bakanlığı'ndan hizmet alıyorsunuz. Özel hastanelerden hizmet alıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı 182 sağlık sisteminden şu anda randevu alınamıyor 15 gün Sayın Bakan. 5 dakikaya rağmen. Ve siz Sağlık Bakanlığı'na bu talepte bulunmuyorsunuz. Benim insanım 5 dakikalık muayeneye maruz kalmamalı. Siz buna engel olmuyorsunuz. Sağlık hizmetlerinde yaklaşık 2010'dan 2020'ye kadar sunumunuzda öyle yazıyor. 5 kat ücret yani ödeme yapmışsınız. Ödeme 5 kat artmış ama birinci basamaktan değil ikinci basamaktan hizmet aldığınız için özel hastaneden hizmet aldığınız için aslında vatandaşa yansıyan 15 kat artmış. Ve onu da kontrol edemiyorsunuz. Hekimlerin, asistanların 36 saat iş kanununa aykırı olarak çalışması sizce caiz mi Sayın Bakan?
36 saat iş kanununa göre uygun mu? Sağlık, bu iş yeri hekimlerinin çalışma şartlarını biliyorsunuz. İş yeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği. Bunun bir kurumsal yapı altında toplanması gerekiyor. İşveren o olduğu müddetçe farklı uygulamalar çıkabilir. Şeyi söyleyecektim Sayın Bakan. Bu İzmir'de Covid'de vefat eden bir meslek hastalığından dolayı vefat eden bir arkadaşımız vardı. SGK'dan bağlanan ücret kızına şu anda 843 TL. Sizce caiz mi, hakkani mi Sayın Bakan? 843 lira. Gelelim SMA tip 1. Sayın Bakanım, SMA tip 1 hastası Türkiye'de sadece 100 tanesi var. 110 tane. 6 tanesi 2 ay içinde öldü. Ve bunlar için FDA ve EMA, Alpa Medical Agency'nin de onayı var. Uluslararası literatürde yüzlerce onayı var. Geri ödeme kapsamına gelmesi için. 100 milyon dolar Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullanmış olduğu uçağın 1/4. 1/4. 400 milyon dolar. Bu hastalara harcanacak para 100 milyon dolar. Diğerleri değil. Tip 1. Türkiye'de sıkıntılı olan tip 1 ve tip 1 için yapılan hiçbir şey yok. Şimdi gelelim kitlerde. Etimadene bağlı etibar işletmeleri de dair. Yemekhane, bilgi işlem personeli, fizyoterapist arkadaşlar defalarca söyledi ama çok ironik, komedik bir durumunuz da var. Sayın Bakan söz verilmiş daha önceki bakanlar tarafından halletseli. 4 Aralık jokerleri de bir durum var. Jokerleri. Onları biliyor musunuz Sayın Bakan? Mağdurlar şu anda. Onlarla ilgili çözüm olması gerekiyor. Engelli istihdamını arttırmak için bakın ABD'de falan uygulanan, Avrupa Birliği'nde bazı ülkelerde uygulanan bir sistem var. Siz bu 50 kişi, 3 kişi, 3 engelli istihdamını kullandığınız sürece bu sayıyı tamamlayamıyorsunuz. Gelin bunu 15'e 1 yapalım. Bu konuda ben size istirham ediyorum. Bu detaylarıyla ilgili sağlık sistemindeki ve sizin hizmet alıcı olarak mağdur kaldığınız durumlar ve hastaların mağdurluklarını gidermek için her türlü yardım açığız. Bu konuda deneyimli arkadaşlarımız var ve ben bu konuda da sağlık konusunda profesyonelim. Size diyorum ki gelin bu 5 dakika, bakın yanlış anlamayın, yanlış anlaşılmasın. Bir veterinerin hastasına ayırdığı süreden daha az Sayın Bakanım. 5 dakikayla muayenesiz olur musunuz? Ve hizmet alıcı olarak Sağlık Bakanı bu konuda zorlamanız gerekiyor. İmkanları var sistemsizlikten. Birinci basamak bir siyasi tercihtir. Siz onu kullanmıyorsunuz. Birinci Sayın basamak Mesela, şu anda atıldır. Son cümlenizi alayım. Son cümlemi söyleyeceğim. Devletin son söz sahibi olduğu yerde ne söylerseniz söyleyin. Her şeye inanmayın. Teşekkür ederim. Sayın Ünal Bey. Yine ve aynı zamanda 2022 Çalışma Bakanlığı bütçesinde hayırlı olmasını diliyorum. Yine önceki genel başkanlarımızdan ve eski çalışma bakanlarımızdan devlet adamı, dürüst ve saygın lider Bülent Ecevit'i de yaşamını yitirişinin 15. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Sayın Bakan, tabii ki iş ve çalışma yaşamı sorunlarla dolu bir alan ve bu sorunlarda iktidarınız döneminde çözüleceğine derinleşerek devam ediyor. Tabii her bir sorun noktasında ayrı ayrı konuşulabilir ama ben Sosyal Güvenlik Kurumu açıkları üzerine bugün bütçe konuşmamı yapacağım. Sayın Bakan, tabii sosyal güvenlik doğumdan ölüme kadar 83 milyon vatandaşımızı tamamını doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir olgudur. Türkiye'nin imzalamış olduğu 102 nolu ILO Sözleşmesi ve Anayasamızın 60. maddesi gereğince herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir düzenlemesiyle bütün vatandaşlarımızın sosyal güvenlik alanında bir koruma şemsiyesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak işsizliğin ve kayıt dışılığın çok yoğun olduğu ülkemizde bugün itibariyle yaklaşık 10 milyon vatandaşımız sosyal güvenlik şemsiyesinin kapsamı dışında kalmıştır. Oysa olması gereken 83 milyon vatandaşımızın da bu sosyal güvenlik kapsamı içerisine girmiş olması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelir gider dengesinin giderek bozulduğu, prim alacaklarında tahsilat tahakkuk oranlarının gerilediği, aktif pasif oranlarının da giderek düştüğü ve bunlara bağlı olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu açıklarının rekorlar kırdığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan bütçe transferlerinin de yıldan yıla arttığı ve bu sebeplerle de sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesi ve mali açıdan sürdürülebilirliğinin ciddi riskler noktasında ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Sayın Bakan, biz tabii ki Sosyal Güvenlik Kurumu daha iyi yönetilirse bundan elbette memnun oluruz.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu aynı Türkiye gibi iyi yönetilemediği gibi bugün bir çıkmaza doğru sürüklenmiştir. Ve son 3 yıldaki rakamlar da son derece endişe vericidir. Şimdi bu anlamda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun nereden nereye geldiğini bir de biliyorsunuz Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde algı oluşturularak gerçek dışı beyanlarla zarar ettiği ve kötü bir yönetim sergilediği konusunda, batırıldığı konusunda değişik iddialar var algı oluşturmak amacıyla. Şimdi gerçek rakamlar böyle mi değil mi? Özellikle Sayın Aydemir'in de dinlemesine yarar görüyorum. Gerçekleri bir de bizden görsün istiyorum. Evet bakın burası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dönemi ve 93 yılından 99 yılına kadar genel müdürlük yapmış ve 4,5 milyarlık bir açık ortaya çıkmış ve bunun dolar bazındaki değeri de yaklaşık 21 milyar dolar gibi bir rakam. Burada da AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanımızın da yönetimde olduğu 19 yıllık rakamlara bakıyoruz. 2003'te 13 milyarla devralmış açıkları. Bakın 2020'de rekor açığa çıkmış. 69 milyar 469 milyon. Topladığımızda 446 milyarlık bir rakam var. Dolar bazında da 201 milyarlık bir açık var. Tabii bu rakamlar Sayın Erdemir bizim rakamlarımız değil. SGK'nın resmi verileri. Şimdi iki dönemi karşılaştırdığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönemi 7 yıllık SGK açığı 4.6 milyar, Sayın Recep Tayyip Erdoğan dönemi 447 milyar. 94 kat fark var arkadaşlar. Peki hani yıllar biraz farklı ama ilk dönemiyle son dönem arasını kıyaslayalım. 4.6 milyar ilk dönem için Sayın Genel Başkanı, Sayın Erdoğan için 146 milyar, 31 kat. Son yıl içinde 44 kat fark var. Bu rakamlar tabi dolar üzerinden de değerlendirdiğimizde bakın Sayın Genel Başkanımızda 21 milyar dolarlık bir açık var ama Recep Tayyip Erdoğan döneminde 10 kat 202 milyar dolarlık bir açık var. İlk 7 yılda 5 kat son 7 yılda ise yine Erdoğan'ın açık sayısı çok daha yüksek değerli arkadaşlar. Tamamlanmıştır. Teşekkür ederim. Efendim ben rica ediyorum sizden bu komisyon üyesi yani çalışma komisyonu. Bir dakika rica ediyorum efendim. Şimdi Sayın Aydemir diyeceksiniz ki SGK kim batırdı? İşte SGK'yı batıran sizin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değil. Rakamlar bunu söylüyor. SGK'nın resmi verileri bunu söylüyor. Tabii bunu aşmak için de genel başkanımızın 380 müfettişle 200 defa denetlemeden geçildi ve toplu iğne ucu kadar da bir yanlışlık, yolsuzluk bulunamadı. Netice itibarıyla rakamlar ortada. Bir de Sayın Bakan, aktif pasif oranı da son derece önemli. Sosyal güvenin önemli parametrelerinden birisidir biliyorsunuz. Genel Başkanımızın döneminde aktif pasif oranı ortalama 2.24. Ama sizin 2020 yılında ise 1.87. Bu 1.87 de aslında prim ödemeyen stajyer ve kursiyerler düştüğümüz zaman 1.69 düzeyine düşüyor. Değerli arkadaşlar bu bakın Avrupa'daki oranlara baktığımız zaman 1'e 2, 1'e 4'tür Avrupa'daki oranlar. Bizde 1'e 2 bile değil. Yani bir emekliye iki çalışan düşmemektedir. Şimdi bu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ayakta durması zordur. Sosyal Güvenlik Kurumu önümüzdeki süreçte çok büyük bir risk taşımaktadır. Bir cümlem daha kaldı efendim. Tamamlarım ve bitiriyorum. Sabrınıza sığınarak da. Efendim bakın 2002'deki bakın bir de SGK'daki açıklar büyüdükçe bütçeden yapılan transferler de artıyor. 2002'deki verilerde 10 milyar olan bütçe transferi 2020'de 25 katına çıkarak 249 milyar olmuş. Lütfen. Bak kesmek istemiyorum. Son cümle. Diyorum ki bakın bu transferler bilmiyorum. Bu transferler yapılmasın demiyoruz. Yapılsın ama. Teşekkür ederim. Sosyal devletin bir gereğidir bunlar. Sayın Candan Yüce. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Sayın Bakan hayırlı olsun diyor. Herkese saygılarımı sunuyorum ben de. İki bakanlığın 2018'de birleştirmesiyle beraber sosyal güvenlikten işsizlik sigortası fonuna, sosyal hizmetlerden iş sağlığı iş güvenliğine kadar kocaman bir alanı içeren Çalışma Bakanlığı'nın maalesef
Sadece birkaç genel müdürlüğe sıkıştırılmıştı. Bu yanlıştan bu yıl dönüldü. Bakanlıklar ayrıldı ama bu sürede her atılan adımın, bilimsellikten uzak alınan her keyfi kararın ve yapılan çuval dolusu yanlışların faturası halka, maalesef emekçiye çıkarıldı. İşsizlikte bunlardan birisi Sayın Bakan ve en önemlisi bence resmi rakamlar bile 4 milyona dayandığını söylüyor sizin. Biliyoruz ki gerçeği bunun yaklaşık 2-2,5 katı. Özellikle genç işsizliği şu an %22 resmi rakamlarda. Genç kadın işsizliği %30.8. Ne eğitimde ne üretimde olan genç oranımız %33. 6 milyon gencimiz şu an ev genci olmuş durumda. Anasının babasının eline bakıyor maalesef. Türkiye kalkınma için ekonomik işbirliği teşkilatı içinde ev genci oranı en yüksek ülke oldu. Bunun ne kadar büyük bir sosyal tehlike olduğunun, bu kadar gencin eğitime ve üretime dahil edemememizin ne kadar büyük bir sorun olduğunun, ne kadar büyük bir kayıp olduğunun farkında mısınız diye sormak istiyorum Sayın Bakan size. Hangi hatalar işsizliği bu kadar yükseltmiş de artık ekonomik olmanın ötesinde toplumsal bir sorun haline gelmiş Sayın Bakan, bu konuda bir fikriniz var mı gerçekten? Bir çözüm çabanız var mı? Merak ediyorum çünkü bu gençlerin yoksulluktan ve yoksulluktan bir an önce acilen kurtarılması lazım. Pandemi döneminde de maalesef emekçilere sömüre ve yoksulluk düştü. Salgın, pandemi dinlemeden hakları gasp edilmeye çalışıldı. Niye böyle diyorum? Çünkü aşısız ve sağlıksız koşullarda çalışan emekçiler Kod 29 adında ahlaksızlık yalanıyla işten atıldı, işten çıkarma yasağına rağmen. Binlerce çalışan maalesef işinden edildi, ücretsiz izne çıkarıldı. 39 TL sefalet ücretiyle yaşamaya mahkum edildi. Küresel Sendikal Haklar raporunda Türkiye işçiler için en kötü 10 ülkeden biri oldu. Raporda diyorlar ki işçi hakları güvende değil. Türkiye'de sendikacılara karşı baskı var. Bu böyle mi gerçekten diye sorabilirsiniz. Ben size birkaç örnek vereyim. Bir sanayi ve emek kenti olan Tekirdağımızın Çerkezköy ilçesinde pandemi sürecinde de gerçekten aşısız, sağlıksız, tedbirsiz anlamda çalışmaya devam eden Indomie, Atko Türk çalışanları, anayasal hakları olan sendikaya üye olma, anayasal hakları olan örgütlenme özgürlükleri için, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için, sosyal hakları için tam 128 gündür grevdeler. 128 gündür direnişteler, 74 günde grevdeler. Şimdi işveren diyor ki yetki kararı almış sendika. Tamam. İşveren diyor ki seni tanımıyorum diyor. Yargıya gidiyor, itiraz ediyor. Yargı karar veriyor, itirazını kabul etmiyor. Şubat 20 2021'de toplu sözleşmeye gitmeleri lazım. Ne yargı kararını tanırım ne senin yetkini tanırım diyor. Bu da yetmiyor. Çalışanların e-devlet şifresini istiyor ve bütün sendikaya üye olanları tek tek iş akdini feshediyor. Şimdi bu ülkeyi sırtlayan emekçi kardeşlerimiz, bu koşullarda çalışmaya, üretmeye devam eden kardeşlerimize karşı bu işveren bu gücü nereden buluyor Sayın Bakan? Çok gerçekten merak ediyorum. Acaba diyorum hani o hali özellikle işçi emekliler için yasaları bu şekliyle kullanan, grev yasakları yapan yöneticilerden mi alıyor? Yoksa bu süreçte grev kırıcılığına devam eden işverenden mi alıyor bilemiyorum ama burada bir yanlış var, burada bir eksiklik var, bir mağduriyet, haksızlık var. Ve dün geçtiğimiz günlerde 31 yaşında bir kardeşimiz bu fabrikada çalışan Hayri Burak Gül hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Indomie çalışanlarının size bir mesajı var. Diyorlar ki biz 19 kadın işçiyi 100 kızartıcı suç bahanesiyle tazminatsız olarak işten atıldık. O fabrika önünde biz namusumuz, onurumuz için direnmeye devam ediyoruz. Ve diyorlar ki son cümlemizi söyleyeceğim. Valiye gidiyorlar mağduriyetlerini anlatmak için ama polis barikatıyla ve şiddetiyle karşılaşıyorlar. Ve onlar sizden şunu istiyorlar Sayın Bakan. Diyorlar ki Çalışma Bakanlığımız sendikal haklarımızı tanısın. Yüksek Hakem Kurulu kanalıyla iş yerimize toplu iş sözleşmesi sürecinin işletilerek
sözleşmenin imzalanmasını ve işten atılan yüze yakın işçi kardeşimizin tekrar işe iade edilmesini istiyor. İnsanlar çaresiz ve dertli insanlar, sahipsizler. Son cümle Sayın Başkan, son cümlemi lütfen. Son cümle için fırsat verdik, kullanmadınız. Sayın Aysu Bankoğlu'na söz veriyorum. Hemen yanınızda buyurun lütfen efendim. Değerli arkadaşlar, bugün sadece size bir milletvekili olarak değil, belki de aranızdaki en genç kişi olarak genç işsizliğinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkan beyin göçünden biraz bahsedeceğim. Sayın Bakan, size yöneltilen beyin göçü sorularına karşı Türkiye'den kaçmak istiyorlar diye bakmamak lazım demişsiniz. Gençler dünyayı tanımak istiyorlar diye cevap vermişsiniz. Herhalde kendi belediyenizin gezisinde Almanya'ya giden ve dönmediği iddia edilen 42 partiliniz de dünyayı tanımak istediler diye düşünüyorum. Her gün birinden bir hoşça kal telefonu alıyoruz Sayın Bakan. Daha birkaç gün önce çok yakın bir dostumu ülkede kalması için bizzat ikna etmeye çalışıyordum. Gerçekten dünyayı gezmeye gitmiyorlar. Maalesef ülkemizden kaçıyorlar. Bazılarının ise cebinde sadece yol parası var ama yine de gidiyorlar Sayın Bakan. Dünyayı tanımaya değil, hak ettikleri değeri görebilmek için göçüyorlar. Dilini, kültürünü bile bilmedikleri 19 yılda mahvettiğiniz düzenden daha çok güveniyorlar o ülkelere ve o sistemlere. Çünkü yurt dışında vasıfsız bir işçi bile Türkiye'deki kalifiye elemandan daha iyi koşullarda çalışıyor ve yaşıyor. Gençler artık iş bulacaklarına inanmıyorlar, geleceklerini öngöremiyorlar. İş bulsalar bile yarın yazdığı bir tweet yüzünden hapse mi girecek, rektör mü değişecek, acaba partili biri gelip işini elinden mi alacak, yoksa işten mi atılacak bilmiyorlar değerli arkadaşlar. Bakın, TÜİK bile yaklaşık %25 genç işsiz var diyor. DİSK raporlarına göre bu oran %40'larda. Artık iş arayan iki gençten biri iş bulamıyor demek Sayın Bakan. Sizce bu gençler gerçekten dünyayı gezmeye mi gidiyorlar, merak ediyorum. Bakın, size birkaç tane üzücü örnek vereceğim. Hasan Songur ataması yapılmayan bir öğretmendi. İşçilik yaptığı fabrikada 20 gün sonra pistonların arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Hıdır Ali Genç 21 yaşındaydı. Dinlerseniz çok sevinirim Sayın Bakan. Okul harçlığını biriktirmek için inşaatta çalışırken 32. kattaki asansörden düşerek hayatını kaybetti. Aydın'da 25 yaşındaki sosyal bilimler öğretmeni Merve Çavdar atanamadığı için ne yazık ki intihar etti. Remzi Ersu 22 yaşında tıp fakültesi öğrencisiydi. O da inşaatta çalışırken ne yazık ki hayatını kaybetti. Ne yazık ki 20 yılda liyakat diye bir şey bırakmadınız. Kurumların içi boşaltıldı, her yeri akrabalarınızla doldurdunuz. Eskiden bu işler ortaya çıkınca siyasilerin en azından yüzü kızarırdı. Şimdi en fazla söylenilen kelime kandırıldık falan. Rahatsız olmuyor musunuz gerçekten, merak ediyorum. Bugün ülkede 209 üniversite, 8 milyon öğrenci var. Peki 8 milyon öğrenci için gerçekten bir istihdam planınız var mıydı? Market gibi üniversite açarken ne planlamıştınız acaba? Mezun oldular, iş yok. Master yaptılar, iş yok. Boş durmamak için doktora yaptılar, hala olmadı Sayın Bakan. Genç işsizlik her yıl sayenizde çığ gibi büyüdü ve OECD sıralamasında yine ülkemiz ilk üçte. Diplomalı işsizlikte ise Avrupa şampiyonuyuz. Sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Üniversite mezunları iş bulamıyor, gidiyor inşaatta, pazarda çalışıyor. Sizce bu potansiyel neden gidiyor, hala anlamadınız mı? Umutsuzlar çünkü Sayın Bakan, hükümetin geleceklerini harcadığını biliyorlar çünkü. Bir şeyi çözmek istiyorsak sorunumuzu iyi tespit etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim sorunumuz acaba yetersiz bütçe mi, liyakatın olmaması mı, yoksa önünüzü görmeden yaptığınız hayali politikalar mı? Dünün hatalarıyla yarın başka sonuçlar bekleyemezsiniz değerli arkadaşlar. Mesela artık atamaları liyakata göre mi yapacaksınız, yoksa akrabaları, cemaatleri kayırmaya devam mı edeceksiniz? Bu hedefleriniz, yazdığınız bu hedefleriniz kağıt üzerinde gayet güzel gözüküyor ama yetersizler. Bunların bugüne kadar neden yapılmadığına ilişkinde bir öz eleştiriniz var mı? Merak ediyorum. Eğitim düzeyleri ne olursa olsun gençlerin
düzenli çalışma saatleri, düzenli maaş ve tatil beklenti hakları var. Gençler sayenizde artık hayalleri için değil, hayatta kalabilmek için dilek tutuyor. Ama siz çay içecek, otobüse binecek parası olmayan gençlere 3 hatta 4 çocuk tavsiye ediyorsunuz. Yandaşlar 3'er 5'er maaş alırken bu gençler nasıl geçinecek diye hiç düşünüyor musunuz? %76'sı ilk fırsatta yurt dışına gitmek isteyen gençlerle ilgili acaba neyi yanlış yapıyoruz diye bir kez bile dert ettiniz mi? Etseydiniz herhalde bu hale gelmezdi. Köprülerin, yolların, hastanelerin garantileri var ama bakanlığınızın gençlere iş ve gelecek garantisi var mı? Lütfen bunu cevaplayın. Gençlere gelecek borcunuz var Sayın Bakan. Gençler de bu borcunu umarım bu borcunuzu sandıkta ödersiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.